akşamlar. Hazır mıyız? Hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi bugünkü maç tabii ki biz buraya puan ve puanlar için geldik. Yani Galatasaray'ın gücünü de biliyor. Son zamanlarda da gerçekten iyi oynuyorlar. İyi de galibiyetleri var. Dediğimiz gibi arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bizim buradan puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyordu. O şekilde oynadık. Hiçbir zaman korkmadık. Geriye düştük ama yine de devam ettik. Yani oyunumuza devam ettik. Ve neticede de bir galip geldik. Galatasaray takımı da gerçekten galibiyet için oynadı. Biz de galibiyet için oynadık. Ve çok güzel bir şey çıktı ortaya. Lig maçı çıktı. Şimdi biz kendi sahamızda oynadığımız zaman 3-4 bin kişi oynuyoruz şu anda. Zaten en büyük sıkıntımız o taraftar sıkıntısı. Ama buraya geldik, görüyorsunuz mükemmel bir taraftara sahip Galatasaray takımı. Çok çok iyi şeyler yaptılar. Gerçekten inanılmaz bir destek verdiler. Yani bu taraftarın önünde Galatasaray'dan puan almak veya böyle yenmek gerçekten kolay bir iş değil. Biz onu başardık. O yüzden arkadaşlarımdan çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel şekilde mücadele ettiler. Deplasmanda Galatasaray takımına karşı nasıl oynanacaksa o şekilde oynadık. Kontratağımızı yaptık. Defansımızı yaptık. İleride çoğaldık. Gol pozisyonları bulduk. Gol attık. Her şeyi yaptılar. Onun için hepsini tebrik ediyorum. Tabii ki bizim için lig önemli. Oynadığın maçlar da önemli ama esas bizim için önemli olan Türkiye Kupası. Şimdi önümüzdeki çarşamba oynayacağımız maç, ondan sonraki ayın 11'inde oynayacağımız Alanya Spor maçı. Gerçekten bütün odaklandığımız, tek düşüncemiz orası. Bugünkü oyununu dediğim gibi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir oyun oynadık. Çok iyi de bir galibiyet aldık. Var mı sorunuz? Buyurun. Hocam tebrik ederim. Sağ olun. 2-3 bin taraftarı oynuyoruz dediniz. Çok önemli bir nokta. Geçen 2 senede ligi ilk 5'te bitirip Avrupa'ya gittiniz. Bu sene de kupayı alırsanız yine 3 sezon üst üste bir Anadolu takımının Avrupa'ya gitmişliğini ben hatırlamıyorum. Herhalde rekor olacak bu. 3 sene üst üste Avrupa'ya gidebilecek bir takımı hala neden 2-3 bin kişi izler? Bu Sivasspor taraftarına bir şey söylemek ister misiniz? Yani bu Anadolu'nun futboldan çok uzaklaşıyor gibi geliyor bir yandan. Yani şehir takımları olsun diyoruz. Seneye 7 tane İstanbul takımı olacak Süper Lig'de. Şehir takımları siliniyor, yok. Ama olanlar da çok bir destek vermiyor. Taraftar sayısı çok az. Hani siz de çok uzun yıllar Türk futbolunda, Türk futboluyla özdeşleştiniz hatta yani. Neye bağlıyorsunuz bu durumu? Neden böyle sizce? Şimdi şöyle, ben 3 senedir buradayım. Sivas'tayım. 2 senedir sizin dediğiniz gibi Avrupa'ya götürüyoruz takımımızı. Ve Anadolu'da ben pek rastlamadım, hatırlamıyorum. Yani üst üste Avrupa'ya giden, iki kere giden bir Anadolu takımını görmedim. Biz tabii ki bizim şöyle, pandemiden önce biz kendi sahamızda daha fazla taraftarla oynuyorduk ve namağlup gidiyorduk. Biz şampiyonluğa gidiyorduk. İlk yarıyı da lider bitirdik bir Anadolu takımı olarak. Ama işte bazı bütçe sıkıntısı veyahut da oyuncu alamama sıkıntısından dolayı tamamlayamadık ligi ve ama iyi bir yerde bitirdik, Avrupa'ya gittik. Öbür sene yine pandemiye rağmen Avrupa'ya gittik. Bu sene de sizin dediğiniz gibi yani aynısını ben söylüyorum. Yani şu anda takım biz herkesten önce lige şeye başladık. Sezon açtık herkesten önce, bütün takımlardan önce ve Avrupa'da resmi maçlara başladık. Normalde orada hazırlık maçları oynayıp hazırlanmamız gerekiyor. Resmi maçlara başladık. Hem Avrupa'yı oynadık hem ve bizim takım enteresandır. Bizim takım ligin en yaşlı takımı. Bir de Avrupa'da belki de en yaşlı takım. Yani bizim takımımız ama çok azimli, çok istekli arkadaşlarımız var. Şimdi benim üzüldüğüm sizin de dediğiniz gibi çok güzel şeyler yapan bir takım. Yani hiçbir zaman Sivasspor'u böyle mağdur eden veya hatta benim hedeflediğim yerde hep bitirdik. Yani neden öyle oluyor ben de şaşırıyorum. Yani bir destek, manevi destek vermeleri gerekiyor. Madde açıdan bir şey istediğimiz yok ama manevi desteğe gerçekten ihtiyacımız var. Örneğin şimdi oynayacağımız Alanya Spor maçı. Tarihi bir şey olacak Sivas'ta. Bugüne kadar olmamış bir şey olacak. Finale kalacak. Ondan sonra inşallah kupayı alacağız. Yani böyle bir şey elimizde, önümüzde böyle bir hedef varken böyle birlik beraberlik içinde olup destek vermek gerekiyor ama maalesef o desteği taraftarların açısından bulamıyoruz. İnşallah bu söylediklerimiz, bundan önce ben basın toplantısı yapıyorum. Buralara gelmiyor belki o basın toplantıları. Ama inşallah onlar da anlayıp son bizim Alanya maçımızda yanımızda olurlar yani.
Bol Samimiş, İLAS Haber Ajansı. Hocam dediğiniz gibi bir taraftarda yana bir sıkıntı var. Tribünlere çok gelmiyorlar ve Sivasspor da kupada finale çıkmak için sahaya çıkacak. Taraftar sezon başından bu yana size manevi destek vermiş olsaydı birincisi olarak şu anda ligde hangi sırada olurdu Sivasspor? Daha iyi noktada olur muydu? Ve bir ikinci sorum da şu. Kontrat konunuz sürekli konuşuluyor. Sezon sonunda Sivasspor'da kalacak mısınız? Devam edecek misiniz? Ya şimdi şöyle, eğer biz Avrupa kupalarına katılmasaydık biz kesinlikle ligde yukarıda bir yerde yer alırdık. Kesinlikle. Çünkü biz Avrupa kupalarına katılınca tabii mutlaka çok maç oynuyoruz. Yani en çok maç oynayan takımlardan bir tanesiyiz biz. Artı şöyle bakabiliriz. Mesela Fener, Galatasaray, Beşiktaş eğer Avrupa kupalarına katılmasaydı belki de şeydi yani daha iyi bir yerde olabilirlerdi. Ligde yani bayağı bir olabilirlerdi. Trabzonspor takımı tabii ki Avrupa kupalarından elendikten sonra sadece lig kaldı ona. Ve ligde gitmeye başladı. Ve o da Trabzonspor için büyük avantaj oldu. Ve onu da çok iyi şekilde değerlendi Trabzonspor takımı. Yani bizim şimdi bir Anadolu takımıyız biz. Ve belli bir bütçemiz var. Üstüne de çıkma şansımız da yok. Ona rağmen yolumuza devam ediyoruz tabii ki böyle. Ve de şu anda da bir hedefimiz yine var. Eğer kupayı aldığımız takdirde tekrar Sivasspor Avrupa'ya gidecektir. Benim sözleşmeme gelince ben her kulüple bir yıl anlaşırım. Eğer benden memnunlarsa devam ederim. Ben memnunumsam devam ederim. Eğer bir sıkıntılı bir şey varsa da bırakırım. Benim tabii ki belli değil. Orada kalıp kalmayacağım belli değil. Yani ben o kararı da ancak lig bitmeden vermem mümkün değil. Yani hele hele bu kupa şeyi varken, olayı varken de benim şeyi konuşmamda doğru bir şey olmaz. Kendim de zaten biliyorsunuz Sivaslıyım. Yani oraya bizim tek şeyimiz alnımızın akıyla bırakacağız inşallah. Var mı başka sorunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar.